Merhaba arkadaşlar. Ben Yeniste Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugün çap yayınları ikinci fasikülle devam ediyoruz. Konumuz EBOB konusu yani en büyük ortak bölen. Hemen konumuza geçelim. Sıfırdan farklı olan iki ya da daha fazla daha çok pozitif tam sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne e, bu sayıların EBOB'u deniyor. Yazalım. Bu sayıların EBOB'u yani başka bir adıyla ortak bölenlerinin en büyüğü en büyük ortak bölen deniyor. Örnek olarak 12 ve 18 sayılarını incelersek 12 sayısının çarpanlarını, pozitif tam bölenlerini bir yazalım. Çarpan bölen biliyorsunuz aynı şey. 12'yi bölen 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var ve 12 var. Bunlar 12'nin çarpanları. Gelelim 18'in pozitif çarpanlarını bulmaya. 1 var, 2 var, 3 var, 18'i bölen 6 var 18'i bölen. 9 var. Bir de 18 var. Bunlar da 18'in çarpanları. Şimdi bu çarpanlara baktığımızda ortak olarak hangi çarpanlar var? Mesela 1 sayısı bakın ikisinde de bulunan ortak bir çarpan. 2 sayısı da ikisini bölen ortak bir sayı. 3 var yine ikisinde bölen. Bir de arkadaşlar ikisini de bölen 6 olduğunu görüyoruz ortak çarpanlarını. İşte bunlar 12 ve 18'in ortak çarpanları. Bu ortak çarpanlarından en büyüğüne iki sayının EBOB'u denmiş oluyor. Yani EBOB iki sayının ikisini de bölen en büyük sayı. İki sayı da bölen en büyük ortak bölen. EBOB'u bulurken böyle bulmuyoruz genelde. Genelde yanına şöyle çizgi çekerek EBOB bulunuyor. İkisini bölen ortak bir sayı görüyorsanız eğer ki ben şu an görüyorum. Mesela ikisini ikiye bölerek başladığımızda iki hem bunu böler hem de bunu böler. Buna bir işaret koyduk ikisini böldüğü için. E, tekrar ikiye bölersek bunu böler fakat bunu bölmez. Ee, o yüzden işaret koymuyoruz. 3'e bölersek bakın ikisini de böldüğü için buna da işaret koyduk. Tekrar 3'e böldüğümüzde bunu böldü. Şu işaretli olanların çarpımı bize EBOB'u veriyor. EBOB'u böyle ikinci yöntemle de bulabiliyoruz. EBOB bulmanın bir üçüncü yöntemi daha var. Bu da çok kullanılıyor. EBOB bulunurken sayılar ayrı ayrı asal çarpanlarına ayrılır. Ortak olan asal çarpanlardan en küçük üsüler alınarak çarpılır. Mesela 12'yi asal çarpanlarına ayırdık. İşte 4 çarpı 3 şeklinde. 3 üzeri 1 de yazabilirsiniz. 18 asal çarpanlarına ayırdık. 2 çarpı 9 yani 3 üzeri 2 veya 2 üzeri 1 de yazılabilir. Böyle yaptıktan sonra EBOB bulunurken ortak olan asal çarpanlara bakıyoruz. 12 ve 18'in EBOB'u bulunurken. Bakıyoruz ortak asal çarpanlar 2. İkisinde de var. Bu ikilerden acaba 2 üzeri 3'ü alacağız? 2 üzeri 1'i mi alacağız? Ne demişti? Küçük olan üstlüğü alın. Yani 2 üzeri 1'i alacağız. Sonra ortak başka asal çarpan var mı ikisinde de? Var. Bakın 3'ler de ortak. Burada da üstlü küçük olan alacağız. Yani 3 üzeri 1'i alacağız. Bu aldığımız sayıları da ne diyordu? Çarpacağız. Bunları çarparsak bakın EBOB'larının 6 olduğunu böyle bir üçüncü yöntemle de bulabiliriz. Bu da yine çok sıkça kullandığımız bir yöntem. EBOB'un özelliklerine geçtik. Şimdi bir sayısıyla A sayısını ikisini de bölen en büyük sayı tabii ki bir olur. Çünkü biri bölen başka bir sayı yok. Eğer sayılardan biri diğerinin katıysa mesela sayılardan biri 10 diğeri 30. Yani biri diğerinin 3 katı, 2 katı da olabilir, 4 katı da olabilir, 5 katı da olabilir. Önemli olan katı olması. Sayılardan biri diğerinin katıysa küçük sayı size direkt EBOB'u verir. Yani buradaki A küçük sayı olmuş oluyor. Üçüncü özelliğimizde arkadaşlar diyelim ki birinci sayı. A sayısının K katıymış. ikinci sayıda B sayısının K katıymış. Öyleyse bu A ve B sayıların EBOB'larını bulup K ile çarparak yine bu sayıların EBOB'ları bulunabiliyor. Dördüncü özelliğimiz şu. Bakın iki sayının EBOB'u mutlaka sayılardan küçük çıkıyor. Önemli bir bilgi. Hani burada büyük kelimesi geçiyor diye sanki büyük bir şey çıkacak gibi düşünen öğrencilerimiz oluyor. Halbuki EBOB iki sayıyı da böleceği için küçük çıkmalı. Ama şu da çıkabilir. Bu sayılara eşit de çıkabilir. Değil mi? Mesela burada olduğu gibi küçük sayıya eşit de çıkabilir. Veya iki sayı aynıysa EBOB da yine bu sayıların kendisi olacaktır. İki sayı aralarında asalsa, aralarında asal demek ikisini bölen birden başka ortak bir sayı yok. O zaman EBOB'ları zaten 1 olur çünkü birden başka ortak bölenleri yok. Eğer A ile B farklı asal sayılar ise bu durumda EBOB'ları da yine 1 olur. Çünkü farklı asal sayıların aralarında asal olduğunu biliyoruz. Çünkü asal sayıları bölen birden başka ortak sayı olmaz. Eğer iki ardışık sayıysa bakın ardışık iki tek sayıysa ardışık iki tek sayının ebobları bir olur. Çünkü ardışık iki tek sayı aralarında asaldır. Mesela 13 ile 15'i düşünün. İkisini bölen birden başka sayı yok. Ardışık iki tek sayı. Bu yüzden ebobları kesinlikle birdir. Eğer ardışık iki çift sayıysa mesela 12 ile 14, 14 ile 16, 22, 24 gibi bunların ebobları da daima iki çıkar. Bunu da unutmayalım. Eğer iki sayının EBOB'ları soruda verilmişse, bu da çok önemli bir özellik. EBOB'ları verilmişse soruya nasıl başlayacağız? Birinci sayı EBOB'un K katı olsun, pardon X katı olsun. İkinci sayı da EBOB'un Y katı olsun. Ama X ile Y aralarında asal olmalı bunu da unutmayacağız. Şöyle açıklayayım. Diyelim ki soruda bize dedi ki A ve B sayılarının EBOB'ları 3 dedi. O zaman bu soruya şöyle başlayacağız. Birinci sayımız... 3K olsun. İkinci sayımız da 3M olsun. Yani 3'ün 3 katı 2 sayıda. Ama K ile M aralarında asal olmak zorunda. Çünkü K ile M aralarında asal olmasa ikisini bölen ortak bir sayı varsa EBOB'ları ne değişecektir değil mi? 3, 3 değil de 3'ten farklı bir sayı çıkacaktır. O yüzden K ile M aralarında asal olmak zorunda. Yine sorularda bu kuralı anlatacağım. Çünkü çok işe yarayan bir kural. 19 numaralı kazanım testimizin ilk sorusuna geçtik. İlk sorumuzda diyor ki 60 ile 96 sayıların EBOB'u nedir? 60 ve 96 sayılarının EBOB'unu bulurken yanına çizgi çekerek normalde 2'den başlayarak buluyoruz ama soru kısa sürsün diye ikisini bölen ortak bir sayı görüyorsanız oradan da başlayabilirsiniz. Ben mesela ikisinin 6'ya bölündüğünü görüyorum. 6'ya bölerek başlayacağım. 6'ya böldüm. Bu 10 oldu. Bu da 16 oldu. İkisini de 6 böldü. Yine bakıyorum ikisini bölen ortak bir sayı var mı? Var. 2 var. Tekrar 2'ye bölüyorum. Bu 5 oldu, bu 8 oldu. E bu da ikisini de böldü. Ba bakıyorum başka ikisini bölen sayı yok. O zaman bu 6 ile 2'yi çarparak EBOB'larını 12 bulabilirsiniz. Bir diğer yöntem asal çarpanlarını ayırarak da yapılabilir. Geçiyorum. İkinci sorumuz 156, 132 ve 2100 sayılarının EBOB'unu soruyor yanlarına çizgi çekerek yapacağım. Asal çarpanların ayrılarak da yapılabilir. İkiye bölerek başladım. İkiye bölersem bu 78 yapar. Bu 66 yapar. Bu ise 1050 yapar. Üçünü de böldüğü için bunu işaret koydum. İki tekrar üçünü de böler. Bu 39 yapar. Bu 33 yapar. Bu da 525 yapar. Üçünü de böldü. 2. Bakıyorum başka 3'ünü bölen. Mesela bu 3'e bölünüyor. Bu 3'e bölünüyor. Bunun rakamlarını topluyorum. Bu da 3'e bölünüyor. O zaman 3'e bölmeye karar verdim. Bu 13 yapar. Bu 11 yapar. Bu da 175 mi yapar? 3 çarpı 175. 525'i veriyor. Bu da 3'ünü böldü. Başka bakıyorum. 3'ünü de bölen ortak bir sayı yok. O zaman evop bulma işlemimiz tamamlandı. Bunları çarparsanız 2'yi, 2'yi ve 3'ü e, cevabı 12 bulursunuz. Geçelim sıradaki sorumuza. İşte burada EBOB'u bulurken bakın asal çarpanlarına ayrılmış ya o üçüncü yöntemi kullanacağız. Neydi EBOB? X ve Y'nin EBOB'u bulunurken X ve Y'nin ortak asal çarpanlarına bakacağız şimdi. Bakalım ortak X ve Y'de ne var? İkiler ortak görüyorsunuz. Üstü küçük olan alınacak yani 2 üzeri 2. Üçler de ortak. Üstü küçük olan alınacak yani 3 üzeri 1. Başka da ortak çarpanları yok. Geçelim şimdi Y ve Z'nin EBOB'unu bulmaya. Yine Y ve Z'nin asal çarpanlarına bakacağız. Ortak olan var mı acaba? Onu da kırmızıyla yapalım. Y'de bakıyorsunuz, bakıyorsunuz 7 var değil mi? Ortak olan Z'de de 7 var. Bu 7'lerden üstü küçük olan alınacak. Yani 7 üzeri 1 olan alınacak. Başka da ortak asal çarpanları yok. Şimdi bunları birbirlerine böleceğiz. Yani üst tarafta 12 var. Alt tarafta da 7 var. Sadeleşmez. Cevabımız 12 bölü 7. Yani A seçeneği. Geçelim. 19 numaralı testimizin 4. sorusuna. Aşağıda Melis ve Didem'in kullandığı hesap makineleri verilmiştir. Didem Melis'in bastığı tuşla aynı konumda olan tuşa basarak işlem yapmaktadır. Örneğin Melis şu Melis'in hesap makinesi 7'ye basınca Didem de 7 ile aynı konumda olan 1'e basıyor. İkisi de aynı konumda. Tamam bunları silelim. Bu örnekti çünkü. Melis önce 6'ya sonra 8 tuşuna basıyor. Melis 6'ya bastığında Didem 4'e basacak değil mi? O zaman burası 60'la başlayan bir sayı, burada 40'la başlayan bir sayı olur. Sonra Melis 8'e bastığında burası 68 olur. Fakat 8 ile aynı konumda olan 2 olduğu için Didem'in ekranında da 42 yazar. Buna göre iki hesap makinesinin ekranda görünen sayıların EBOB'u nedir? 68 ve 42 sayılarının EBOB'unu hesaplarken bakıyorum ikisini bölen ortak ne var? Bakıyorum, bakıyorum 2 görüyorum sadece. Bir 2'ye bölelim. Burası 34 olur. Burası da 21 olur. Ha. Başka da başka da ne var? Başka yok değil mi? İkisini bölen 34'ü bölen 17 var. 2 var. 21'i bölen 7 var. 3 var. Başka yok. Öyleyse bunların ebobları 2'dir diyorum. Başka da ortak bölenleri yok çünkü. Geçelim 20 numaralı testimizin ilk sorusuna. X ve Y doğal sayıymış ve ebobları 21'miş. Arkadaşlar bu tür sorular çok karşımıza çıkıyor. Şöyle düşüneceğiz. Bu iki sayının ebobu 21 ise 21 ebob neydi? Ebob ikisini de bölen en büyük sayı. Yani bu x 21'e bölünen bir sayı. Y de 21'e bölünen bir sayı. 21'e bölünen en küçük ne var? 21 var. 21'e bölünen en küçük başka ne var? Normalde 42 var ikinci sırada 21'e bölünen. Fakat burada birbirinden farklı demediği için bunu da 21 e alıyorum. Çünkü 21 ve 21'in ebobu 21 çıkar. Dolayısıyla toplamları en az 42 olur. Sayılar birbirinden farklı olsaydı o zaman 21'e bölünen en küçük 21 var. 21'e bölünen en küçük ikinci sayı 42 var derdik. Bunların da evopları 21. Toplamları da 63 çıkardı. Fakat birbirinden farklı demiyor. İkinci sorumuzda 4 tane sayının evopları 16 çıkmış. Ve toplamları yine en az kaçtır diye soruluyor. Şöyle düşüneceksiniz bakın. Bu da 16'ya bölünen bir sayı. Bu da 16'ya bölünen bir sayı. Bu da 16'ya bölünen. Bu da 16'ya bölünen bir sayı. Ve yine birbirinden farklı demiyor. O zaman biz bu 4 sayıyı da 16 alırız toplamları da 64 yapar. Eğer birbirinden farklı deseydi birinci sayı 16 alırdık. 16'ya bölünen ikinci en küçük sayı 32 var. 16'ya bölünen üçüncü en küçük sayı 48 var. Ve en küçük 64 var dördüncü. Bunlar toplanarak cevap bulunabilirdi. Fakat o şekilde sormamış. Üçüncü sorumuza geçtik. Şimdi A ve B sayılarının EBOB'ları 60 ya. Hemen nasıl başlıyorduk EBOB verilmişse eğer? Sayılardan birine A sayısına 60K diyoruz. Yani 60'ın katı, 60'ın K katı. Diğer sayıya da 60'ın M katı diyoruz. Ama neyi unutmuyoruz? Bu K ile M, K ile M aralarında asal. Aralarında asal. Unutma ne demek aralarında asal? Yani K ile m'yi, K ile M'yi bölen başka bir sayı yok. Birden başka sayı yok. Sadeleşmiyor yani. Şimdi getirelim şuradaki A yerine 60K yazalım. Bölü B yerine de 60M yazalım kaç çıkacakmış bunun buna bölümü? 15 bölü 18 çıkacakmış. Şimdi buradaki 60 çarpı K, 60 çarpı M'deki 60'lar sadeleşebilir tabii ki. K bölü M kaldı. K bölü M eşittir. 15 bölü 18 kaldı. Normalde böyle sorularda payı paya eşitleyebiliriz. Yani K'yı 15, M'yi 18 alabiliriz. Fakat K ile M aralarında asal olacaktı. 15 ve 18 alırsak aralarında asal olmaz. İkisi de çünkü 3'e bölünüyor. O zaman bunları sadeleştirelim 3 ile. Burası 5 oldu. Burası 6 oldu. Şimdi K'yı 5, M'yi 6 alabiliriz. Çünkü 5 ile 6 aralarında asal. Bu durumda K5 ise hemen A sayısını bulalım. 60 çarpı 5'ten 300 yapar A sayısı. Bir de B sayısını bulalım. B sayısı da 60 çarpı 6'dan 360 yapar. Şimdi bunların toplamını bizden istemiş. O da 660 yapar. Yani cevabımız C seçeneği. Geçtik dördüncü sorumuza. Yine bakın iki sayının EBOB'unu vermiş. Hemen ne yapıyoruz? Birinci sayımız EBOB'un K katı olsun. İkinci sayımız da şimdi 15'in M katı diyeceğim ama zaten ikinci sayı verildiği için 15'in 3 katı diyebiliriz ikinci sayı. Ve buradaki K ile 3 aralarında asal unutmayın. K ile 3 aralarında asal olmak zorunda. Yani ikisini bölen birden başka bir sayı olmayacak. Şimdi gelelim o zaman x'i bulmaya. Çünkü kaç tane x vardır diye sorulmuş. Şimdi x sayısı 15'in k katı. Peki bu k 1 olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü 1 ile 3 aralarında asal. Ama bu durumda 60 ile 150 arasında olmuyor. O zaman 1 olamaz. 1'i sildik. 2. 2 olabilir mi? Olur. Çünkü 2 ile 3 de aralarında asal. Fakat 2 ile 15 çarptığımızda 30 yapıyor. Yine bu aralıkta olmuyor. 2'yi de eledik. 3'e geçelim ama 3 ile 3 aralarında asal değil. 4'e geçelim. 4 ile 3 aralığında asal fakat 15 çarpı 4 60 yapıyor. 60 de bu aralıkta değil. Geçiyoruz 5'e. 5 ile 3 aralığında asal mı? Evet asal. K yerine 5 verildiğinde 75 yapar ve bu aralıkta olur. O zaman x'in birinci değerini bulduk. 75 veya şuraya yazalım. 5, 5 yazdığımızda x'i 75 bulduk. Sonra 6'ya geçiyoruz. K 6 olamaz. Çünkü 6 ile 3 aralığında asal değil. 7'ye geçiyoruz. 7 ile 3 aralığında asal. Eğer k 7 olursa 7 çarpı 15. X 105 bulunur. Yine istediğimiz aralıkta. Ee, K'ya 5 verdik. 7 verdik. Tabii ki 8 veremeyiz. Ha, veririz 8 değil mi? Çünkü 8 de 3 aralığında asal. O zaman 8 çarpı 15'ten 120 de bu aralıkta oluyor. 9 veremeyiz. 10 verebiliriz. 10 ile 3 aralığında asal. Ama bu durumda da 10 çarpı 15 150 yapıyor. Aralığın dışına çıkmış oluyor. Demek ki x'in alabileceği 1, 2, 3 tane değer var. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Evet. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.